İlk özellikleri şu, kız mı erkek mi belli değiller. Bakın şimdi bundan hangisi kız hangisi erkek? K-pop denilen gruplardan biri. Bana biri seçsin bakayım şu kız mı erkek mi? Mesela bu kız mı erkek mi? Şu kız mı erkek mi belli değil. Dünyada şu an hiçbir psikiyatristin, bir psikiyatri ekolünün ve psikiyatri uzmanının bu K-pop hareketini uygun gördüğünü hiç sanmıyorum. Bununla ilgili hiçbir bilimsel kaynak okumadım. Tam tersine ciddi ikazlar var bu durumda. Bunlara meydan okuyacak tarzda sırf kapitalize edilmiş kapital sistemin idealleri için bir eğlence endüstrisi için bu çocukların kullanılması çok vahşice bir şeydir. Zalimce bir durumdur. Sadece ergenlere de değil, ulaştıkları milyarlarca kişiye K-pop aracılığıyla cinsiyetsizlik yayıyorlar ve yayılmaya da devam ediyor. K-pop'un sanılanın aksine hiç de masum bir müzik endüstrisi olmadığı su götürmez bir gerçek. Asıl gayelerinin Kore kültürünü, dilini ve düşüncelerini tüm dünyaya yaymak olduğu kurgulanmış bir sistemle karşı karşıyayız. Dinlediğimiz müziğe, izlediğimiz klibe ve hayranı olduğumuz kişilere daha geniş çerçeveden bakmakta ve asıl maksatlarını sorgulamakta her zaman fayda var. Ülkelerin birbirine üstünlük sağlama ve kültürlerini empoze etme yarışında artık müzik de önemli bir mücadele sahası olmuş gibi görünüyor.